أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizleri bir mübarek aya, Ramazan ayına eriştirdi. Ve bir mübarek ayın sonunda da son 10 günde aranması tavsiye buyurulan, özellikle içinde bulunduğumuz gecede aranması tavsiye buyurulan, Efendimizin tavsiye buyurduğu Kadir gecesini bize ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, insan ömrü sayılı günler, elbette ki Ramazan ayı da başladı ve bitecek, bitiyor. Ancak içinde bulunduğumuz zamanı, yaşadığımız anı bizim için nasıl değerlendirdiğimiz önemlidir. Biz Müslümanlar için elbette ki Kadir gecesi, biraz önce okumuş olduğum ayeti kerimelerden hareketle 1000 aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Onun için biz hasaten Ramazan ayının son günlerinde ellerimizi açtığımızda Ayşe validemizin o Efendimiz'den öğrettiği güzel duayı sıklıkla tekrar ederiz. Ve deriz ki Allahümme inneke afuun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affeyle deriz. Elbette ki devamında Ya Rabbi bizleri affeyle, Ya Rabbi ana babalarımızı affeyle, Ya Rabbi evladı iyalimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ve ellerimizi açıp ümmeti Muhammed'i affeyle diye dua ederiz ve inşallah dua etmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu geceye şan ve şeref veren hadise Kur'an'ın nüzulüdür. Birkaç cümle ondan bahsedip Kadir gecesinden ne anlamalıyız ve neler yapmalıyız da inşallah sohbetimizi tamamlamak istiyorum. Buyuruyor ki İnne enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Ve devamında Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, yani Cebrail, o gecede Rablerin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, surede geçen birkaç kelimeyle alakalı hususları paylaşmak isterim ki Leyletül Kadir'den maksat hüküm gecesi demektir. Birçok işe ait büyük işler bu gecede tefrik edilir diyor müfessirlerimiz. Yani biz bu gece elimizi açtığımızda
Elbette ki sağlık, sıhhat, afiyet için, rızık için, geleceğimiz için, evladı iyalimiz için, ümmet için, devlet ve millet için inşallah her birimiz hem biz programın sonunda amin deyip dua edeceğiz. Ama kardeşlerim, her birimiz evlerimizde inşallah programdan sonra ellerimizi açıp kılacağımız namazlardan sonra dua ikliminde bu güzellikleri imkan dahilinde tekrar tekrar ifade etmeye gayret gösterelim. Azamet ve şeref gecesi demektir. Çünkü bin aydan daha hayırlıdır. Tazyik yani sıkışıklık manası vardır. Çünkü ayeti kerimede haber verildiği üzere bu gece yeryüzüne meleklerin sekineti var. Ayetle sabit ve inşallah amin diyen, gözyaşı döken, seccadesinde oturan, el açıp tazarru ve niyazda bulunan her bir mümin kardeşimize bu melekler inşallah şahitlik edeceklerdir. Değerli kardeşlerim, bin aydan daha hayırlı olmasıyla alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam kaynakların haber verdiğine göre bir gün Beni İsrail'den bir kişinin Allah yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlattı. Etrafında bulunan dostları, arkadaşları taaccüp ettiler. Kendilerinin buna imkan bulamayacağı, fırsat bulamayacağını söyleyince bu ayetin nazil olduğu ifade edilir. Arkasından gelen ayetlerle alakalı tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha ve devamı için ise bu gece inşallah melaikenin müminlere selam ve duasının kesreti yani çokluğu vardır. İnşallah bir takım şer ve afatlardan salim olmak inşallah bu gecede verilen müjdelerdendir. Bir başka husus, her bir bölümünde, eczasında, her birinde ibadet bin aydan daha hayırlı olmakla başka zamanlardan ayrılan özel ve özellikli bir zaman dilimindeyiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin mübarek lisanından da haber veriliyor ki, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları affolunur. Kardeşlerim, özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayında geride bıraktığımız hayatımızı elbette ki kendi zihnimizden geçireceğiz. Hatalarımızı ve noksanlarımızı nefislerimize ikrar edeceğiz. Ellerimizi açtığımızda Rabbimize karşı olan mahcubiyetimizi elbette ki hissedeceğiz. Ama unutmayalım ki biraz sonra değerli arkadaşlarımın okuyacağı Mevlid programında da Süleyman Çelebi'nin o güzel ifadeleriyle söylediği gibi bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazen diyor ya, kul bir kere Allah desin gerisini sen karışma diyor Rabbimiz. Yani biz özellikle bu gecelerde ellerimizi açtığımızda Rabbimizin rahmet kapısına, merhamet kapısına ve tevbe kapısına sığınarak dua edeceğiz ve bunun kıymetini inşallah bilelim. Ve tabii ki Efendimiz son 10 günde arayın buyuruyor. Değerli kardeşlerim, sohbetin başında söyledim. Bu gece yapacağımız dualar çok ama elbette ki bu duayı unutmayacağız. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affeyle diye mübarek lisanından Efendimizin, Ayşe validemizin öğrettiği bu duayı. Elbette ki biz, ya Rabbi bizi affeyle, ana babalarımızı affeyle diye diğer güzellikleri de inşallah içine katmaya gayret göstereceğiz. Kardeşlerim, Kur'an Kadir Gecesi'nde inmeye başlamıştır. Kadir Gecesi Kur'an'ın doğduğu gecedir. Kadir Gece'ye şan ve şeref veren hadisenin Kur'an'ın nüzulü olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla biz Kur'an bizim hayatımıza ne kadar iniyor ve bizim hayatımıza ne kadar yön veriyor sorusunun sorulduğu geceler yapmalıyız. Yaklaşık 23 yılda nazil olmuştur Kur'an. Yani bir ömür inşa etmiştir. Tarihte Kur'an bizi inşa ederken biz de dünyayı inşa ettik. Ecdadımızın koymuş olduğu o medeniyet tarihine baktığımız zaman değerli kardeşlerim, insana olan yatırım yerine getirilmiş, insana olan yatırım yapmakla kalmıyorlar. Kanadı kırık leyleklere varıncaya kadar dünyevi tedbirler alıyorlar.
Sebebi işte bugün bu geceye şeref veren Kur'an'ın o topluma, ecdadımıza kazandırmış olduğu o meziyet ve güzelliktir. Dolayısıyla elbette ki Kur'an'ın gölgesine sığınmaktır. Kur'an'ın inşa etmesi için kıraatı ile beraber mahiyeti önemli. Biz elbette ki insan olarak güzel sesli hafızlarımızı dinlemekten medyun oluyoruz, mesrur oluyoruz. Ama bununla beraber değerli kardeşlerim, Kur'an'ın muhteviyatı bize ne söylediği elbette ki önemlidir. Kul karşılaştığı bir konu hakkında nasıl bir tavır geliştirecek? Kur'an'ın, imanın öğrettiği şekilde mi yoksa kendi nefsine göre mi? Bu soruların cevabı elbette ki bu gece ve bu gecelerde üzerinde durulması gereken temel sorulardır. Aziz ve muhterem kardeşlerim, dolayısıyla biz önce Kur'an nedir? İki, Kur'an'a iman ettim ne demektir? Üç, Kur'an'a karşı sorumluluklarımız nelerdir? Dört, Kur'an bize nelerden bahseder gibi temel soruların cevabını aramalı ve sormalıyız. Değerli kardeşlerim, Kur'an'a karşı görevlerimiz öncelikle bir, ona iman etmek. Ne kadar şükretsek azdır ki Kur'an'a iman etmiş olan bir ecdadın ahfadı, evladı ve torunlarıyız. Dünyaya geldiğimizde sağ kulağımıza ezan, sol kulağıma kamet okumuş olan insanlarız. Aziz kardeşlerim, sesimizin ulaştığı bütün yerdeki kardeşlerime diyorum ki, bu gece hasaten büyüklerimiz ve ecdadımız için dua etmeyi aman ha ihmal etmeyin. Çünkü biz İslam'ı onlardan tevarüs ettik. Ancak Kur'an'a iman etmek demek değerli kardeşlerim, mukabelede okuduğumuz gibi Kur'an'ı elime aldım, açtım Fatiha suresi, 30. gün inşallah bitireceğim Nas suresi, bu iki sure arasında kalan bütün sure ve ayetleri içine alan bir imandır. Zaman zaman nefsimizden kaynaklanan, zaman zaman başkalarından kaynaklanan bir takım dünyevi düşüncelerle Kur'an'ın ayetleri veyahut da bildirdikleri hakkında zihnimizde başka sorular meydana gelebilir. Merak etmek için sormak ayrıdır. Ama kardeşlerim, Kur'an'ın öğrettiği değerleri eksik bulmak, gereksiz bulmak gibi bir takım Müslümana yakışmayacak değerlendirmelere katılmak elbette ki Kadir gecesinde bizi zarara sokacak olan düşüncelerdir. Onun için birincisi iman etmek, imanımıza sıkıntı verecek her türlü düşünceden uzak durmak. İkincisi amel, iman amel birlikteliği bütündür değerli kardeşlerim. Amel denilince kısaca arz edeyim, bir, Kur'an'ın emrettikleri farzlar ihmal edilemez, ötelenemez. Şartları tutan her Müslümanın yerine getirmesi gereken görevlerdir. İki, yasakladıkları yani haramlar. Müslüman hem farzlara hem de haramlara dikkat edecek. Elbette ki bunun arasında bir geniş bir mübah alan var. Bu mübah alanda da değerli kardeşlerim, elbette ki Kur'an'ın getirdiği ölçülere azami derece dikkat edecek. Üçüncüsü Kur'an'a saygı. Dördüncüsü Kur'an'ı okumak ve okutmak. Beşincisi hafızlık ayrı bir sorumluluk. Ben hem Afyonlu hemşerilerime hem de aziz milletime şükran borçluyum. Hafızlık geleneğinde Anadolu coğrafyasının müthiş bir gayreti vardır. Hafız denilince akan sular durur. Değerli kardeşlerim, mihraplarda, minberlerde ve kürsülerde ehliyeti insanların yetişmesi elbette ki Kur'an ve Kur'an ilimleriyle mümkündür. Bunun için elbette ki çocuklarımızdan hafızların yetişmesine azami gayret gösteriyoruz. Elbette ki muhtevasından bilgi sahibi olmak. Kardeşlerim, Kur'an'ı okumak ibadettir. Kur'an'ı dinlemek ibadettir. Ama elbette ki Kur'an'ın muhteviyatından haberdar olmak da temel görevlerimiz arasındandır. Sadece şunu arz edeyim. Kur'an ilimleri sıralı bir ilim, usulü dairesinde öğrenilmesi gereken bir ilimdir. Yani ben Kur'an'ı açtım, bir ayeti gördüm, bu ayetten hüküm çıkarayım şeklinde bir ilim yoktur. Dolayısıyla Kur'an'dan istifade etmek ve hüküm çıkarmak da
elbette ki ehliyet ve liyakat işidir. Ahlak, Kur'an'ın ahlakı en çok muhtaç olduğumuz değer değil mi kardeşlerim? Kendimize karşı sorumlulukta. İyilik yapan kendine iyilik yapar diyoruz. Yalan söyleyen kendine kötülük yapar. Ama elbette ki ahlak hayatın tamamını kuşatan bir değerdir. Peygamber Efendimizle alakalı kaynaklar diyorlar ki onun için o aleyhissalatu vesselam yürüyen bir Kur'an idi. Oturmasında, kalkmasında, konuşmasında, ticaretinde, evlerinde, eşleriyle münasebetlerinde, yolda arkadaşıyla, komşusuyla, savaşta bile Müslümanın elbette ki ahlakı vardır. Değerli kardeşlerim, Kur'an kültürüne sahip olmak, özellikle Kur'an'ın öğrettiği kelime ve kavramlara sahip çıkmak. Buradan bu gece özellikle genç kardeşlerime seslenerek diyorum ki, gençler, Kur'an'ın öğrettiği değer ve kavramlara dikkat edin lütfen. Bir düşünürümüz diyor ki, konuştuğunuz kelimelere dikkat edin. Çünkü insanlar konuştukları kelimelerle düşünmeye başlar. Dolayısıyla Kur'an'ın öğrettiği o rahmet iklimi, o kelime ve kavramlar elbette ki bizim için son derece önemli. Elbette ki nesillerimize öğreteceğiz. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her Ramazan ayında bir konuyu gündeme getiriyoruz. Bu ayda, bu Ramazan'da sorumluluk kavramı üzerinde durmaya gayret gösterdik. Buradan hareketle Kur'an'ın ışığında bir, Rabbimize karşı sorumluyuz. Ona karşı yerine getirmemiz gereken ödevler var. Oruç ibadetinden örnek vermem gerekirse değerli kardeşlerim, ibadetleri ve sorumlulukları yerine getirirken gerektiğinde saatimize bakıp iftar anında bir dakikayı bile önemsiyor isek, Rabbimizin emir ve yasaklarını yerine getirirken gerektiğinde bir santim, gerektiğinde bir dakika değil bir saniye bile önemlidir. İki, Peygamber Efendimiz'e karşı sorumluyuz. Onun bize getirdiği kutlu mirasa sahip çıkmak. Bakın bugün aile içinde, komşulukta ve toplumda ağzımızın tadı olan ne var ise emin olun ya Kur'an'ın getirdiği rahmet iklimi veya Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği güzelliklerdir. Kur'an onun için bize buyurmuyor mu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bir yerde Resulullah var ise, yani onun öğrettiği değerler var ise, orada rahmet var. Eğer o yok ise, orada maalesef azap var, işkence var. Üç, nefsimize karşı, ailemize karşı sorumluyuz. Değerli kardeşlerim, vücudum bana emanet, sağlığım bana emanet, kullandığım eşyam, dünyalığım, her şey bana emanet. Dolayısıyla ben bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayım. Komşulara ve Müslümanlara karşı sorumluyuz. Yetmedi, öteki insanlara karşı sorumluyuz. Bizim bir görevimiz o değil mi? Kerim kitabımız bize haber vermiyor mu? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munker. İnsanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmet, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar. Yeryüzünde iyiliğin hakim olması için çalışmak bu ümmetin asli görevlerindendir. Yetmedi, tabiata karşı ve diğer yaratılmışlara karşı sorumluyuz. Müslüman bir toplumda değerli kardeşlerim, bağışlayın, bir kediye hiç kimse işkence edemez, etmemeli. Bu ruh üzerine, bu terbiye üzerine çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Yeryüzünde fesat meydana getiremeyiz. Hani ayeti kerime haber veriyor ya, zahar al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydinnez. Yeryüzünde, karada ve denizde insanların kazandıklarından fesat meydana geldi diyor ya, biz tabiatı arzı bozamayız. Biz yaşadığımız coğrafyayı imar ve inşa etmekle mükellefiz. Hem yaptığımız bina ile, hem yaptığımız her türlü dünyevi işler ile insana, insanın tabiatına uyan işleri yapmakla mükellef ve görevliyiz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sorumluluğumuz ve dindarlığımızın kaynağı elbette ki Allah'ın kitabıdır. Buradan hareketle birkaç hususu izninizle paylaşmak istiyorum. Dinin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir dedik. Bu aya şeref veren ve azamet veren Kerim kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim'i ilk açıklayan ve uygulayan Peygamber Efendimiz'dir.
Yani peygamberimiz olmadan, onun sünneti olmadan Kur'an anlaşılamaz. Peygambersiz bir Müslümanlık asla olamaz. Hiçbir faninin sözü Kur'an'ın üstünde olmaz, olamaz. Sevdiğimiz insanlar olacak. Gönül verdiğimiz insanlar olacak. Ama onun sözü ve davranışı Kur'an'a aykırı ise orada duracak. Bütün müçtehit imamlar görüşlerini Kur'an ve sünnete dayandırmıştır. Bir başka husus, dinin koyduğu temel ölçüler ki başta helal ve haram kişilerin kendi indiği ve keyfi tutumlarıyla değişmez, değiştirilemez. Dinimizin temel öğretilerinde gizlilik, gizem, egzotik hal, uçurma ve kaçırma gibi sanal işler yoktur. Özellikle hanım kardeşlerime sesleniyorum. Peygamber Efendimizin sireti, mübarek hayatı ortadadır. Onun için aman ha, dinin açık hükümlerine rağmen bir kişinin ortaya koyduğu yanlış söz ve davranışlar için bir bildiği vardır deyip o yanlışlara ayak uydurmak dindarlık değil, olsa olsa ancak keyfiliktir. Bir başka husus, dindar kişi sahip olduğu meziyetleri sebebiyle bir başkasına karşı gururlanma içinde olmaz, olamaz. Kişilere bağlı okumalar tarihin her döneminde riskli olmuş, ilmi anlamda kontrol edemezse tehlikeli olmuştur. Hocam ben bir kitapta okudum böyle yazıyor diyor. Değerli kardeşlerim, okuduğumuz okuyacağımız bütün kitaplar bir tek kitaba, Kur'an'a uygun ve Efendimizin sünnetine uygun olacak. Elbette her alimin, her ilim erbabının sözü kıymetli. Ancak tek doğru veya mutlak doğru gözüyle bakmak başta ilmin kendisine ters olan bir anlayıştır. Kur'an'dan başka her söz eleştirilmiş, eleştiriye açıktır. Nitekim Peygamber Efendimiz'den nakledilen her söz alimler tarafından metin ve senet bakımından değerlendirilmiş, büyük bir külliyat ortaya çıkmıştır. Dindarlık, din kardeşliği etrafında buluşmaktır. Dindarlık, kardeşini, ötekini tahammül etmektir. Biz Müslümanlar için din kardeşliği esastır. Mezhep kardeşliği, tarikat kardeşliği, meşrep kardeşliği gibi daraltıcı tutum ve görüşler dinimizin evrensel görüşüne yakışmaz. Ama kendi dindarlık anlayışımızı başkasına dikte etmek, zorlamak, hele hele başkasının anlayışını din dışı sayacak bir anlayış elbette ki sıkıntılıdır. Bu konuda mezhep imamlarımızın engin tarihi ve hoşgörüsü elbette ki bizim için örneklerdir. Bu konuda hakem nefisler değil, Allah'ın kitabı ve elbette ki Efendimizin mübarek hayatıdır. Bu itibarla bir kişi veya kişiler merkezinde oluşan din anlayışı veya bir kaynağa bağlı oluşan dindarlık anlayışı daraltıcı yorum olup toplumu sıkıntıyı sokan, Allah korusun, davranışlardır. Esas olan dinimizin öğrettiği temel ölçüler ki bilgi, ehliyet ve liyakat gibi değerler bizim için önemlidir. Değerli kardeşlerim, dinin öğretileri, emir ve yasakları bizlerin dünya ve ahiret saadeti içindir. Asla dünyevi menfaatler için değildir. Son bir yıldaki, birkaç yıldaki yaşadığımız savrulma ve yıkılım, dini değerler üzerinden yürümesi elbette ki hepimizi üzmüş, derinden etkilemiştir. İşte onun için Kadir Gecesi gibi müstesna zaman dilimlerinde aman ha bunları yeni baştan bir kez daha düşünmemiz bizim için elzemdir. Onun için diyoruz ki değerli kardeşlerim, bu gece Kur'an gecesi, bu gece tefekkür gecesi, bu gece tevbe gecesi, bu gece kardeşlik gecesi, geçmişin yaşanmışların muhasebe gecesi. Bu sebeple yanı başımızdaki mazlum olan bir kardeşimiz ile Suriye'den Irak'a, Filistin'den Arakan'a unutmadığımız bir gece, gelecekle alakalı program gecesi, Rabbimizin bize verdiği ömür sermayesi ve diğer imkanlarla ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları düşünme gecesi, Müslümanlarla gönülde ve duada buluşma gecesi, birbirimizi anma, hatırlama, gönülleme gecesi olmalı. Ölmüşlerimizi hayırla, fatihalarla anma gecesidir. Unutmayalım ki biz öyle bir millet ve toplumuz ki bayramlaşmayı bile mezarlıklardan başlayarak bayramlaşmada ahirete irtihal etmiş geçmişlerini unutmadan,
onlarla beraber bayram yapan bir ümmetin çocuklarıyız. Özümüze dönüş gecesidir. Kur'an gecesinde Kur'an'ı anarken kutsal kitabımız bizi ne kadar inşa ediyor sorusunun düşünüldüğü gecedir. İletişim araçları hayatımızı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda sıkıntılar var. Değerli kardeşlerim, bilgi kirliliği olabiliyor. Bu sebeple elbette ki Kur'an'a muhtacız. Kur'an'ın doğum gecesinde bir başka soru, kendimizi Kur'an'ın gölgesine mi bırakıyoruz yoksa başka olmayacak gölgelere mi sığınıyoruz? İçinde vahiy olan bir gece bir ömre bedel. İçinde vahiy olan bir gece bir ömre bedel. İçinde vahiy olan bir ömür ise elbette ki cennete bedel. İçinde vahiy olmayan bir ömür de bir gece kadar bereketsizdir. İnsani ilişkilerimizi, toplumsal ilişkimizi kurarken Kur'an bunun neresinde bulunuyor? Dünya ahiret dengesinde Kur'an bize nasıl rehberlik ediyor? Hayat, yapabileceklerimiz sadece bu dünyadan mı ibaret? Yoksa ahiret olgusunu ne yaptık? Bir insana zulmederken, bir insana yalan söylerken, bir insana dilimizle ve davranışlarımızla işkence yaparken acaba ahireti ıskalıyor muyuz? Dünyevileştik mi? Bu Ramazan ve elbette ki her Ramazan bu ve benzeri sorumluluklarımızı yeni baştan düşünmeli ve düşünmeliyiz. Gençlerimizin hali, aile kurumumuzun hali ve diğer güzellikler elbette ki düşüneceğimiz temel konulardandır. Biz bir ay boyunca farz ibadetlerin yanında teravih ve mukabele gibi nafile ibadetlerle de meşgul olduk değerli kardeşlerim. Elbette ki bunlar bizi sonuç olarak Kur'an ikliminde kulluğumuzu ve hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini bizlere öğretiyor. Sonuç olarak değerli kardeşlerim, bu akşamda neler yapmalıyız onunla bitirmek istiyorum. Yapacaklarımız değerli kardeşlerim, bu gecelere ait özel bir ibadet yok. Ama istirham ediyorum, yatsı namazlarını evlerimizde imkan dahil cemaatla, teravihlerimizi cemaatle kılmaya gayret gösterelim. Bir Ramazan'da artık 5 vakit namaza müdavim olmayan kardeşlerimiz bu Ramazan'dan itibaren 5 vakit namazlarını bırakmasınlar. Gecenin bir bölümünde bir miktar nafile veya kaza namaz. Ben en az 2 rekat diyorum her konuşmamda. Kendi yapabileceğimi söylüyorum. Ama isteyen 4, 8, 10, 12, 16 ne kadar isterse kılar. Açalım değerli kardeşlerim. Kur'an'ın metninden birkaç sayfa Kur'an okuyalım. Okumasını bilmiyor isek dinleyelim. Mealinden birkaç parça okuyalım. Ve elbette ki el açıp dua edelim. Evdeki küçükler dua etsin, biz amin diyelim. Biz dua edelim, onlar amin desin. Dua ikliminde inşallah programımızın sonunda dua edeceğiz. Bize katılıp amin dersen memnun oluruz derseniz. Ama elbette ki kendimiz dua edelim. Ve tabii ki hayatta ise büyüklerimizi hal hatır edelim. Komşular, ihtiyaç sahipleri, özellikle yetim garip kurabayı mutlaka ilgilenelim. Değerli kardeşlerim, zekatı bu ayda çok veriyoruz. Sadaka-i fıtır zaten görevimiz. Şartları tutanlar için söylüyorum. Ama özellikle ihtiyaç sahipleri bu son günlerde mutlaka el atalım, mutlaka onlarla hemhal olalım. Bayram gününe hiçbir garibi boynu bükük girmemesi için gayret gösterelim. Değerli kardeşlerim, sonunda programımızın sonunda inşallah hatim duaları yapacağız. Bize müftülüğümüze gelen çok sayıda Kur'an-ı Kerim için dua hatim var. Sadece hatimlerin değil, özellikle hanım kardeşlerimizin gayretleriyle okumuş oldukları salavatlar, tekbirler, zikirler, tesbihat çok sayıda, binlerle ifade edebileceğim sayıda bize ulaştı. Ancak şunu tekrar söyleyeyim, bize ulaşın veya ulaşmayın. Duasını bizimle yapmaya niyet ettiğiniz bütün hatimlerin duasını inşallah programımızın sonunda yapacağız. Amin diyeceğiz. Rabbim içinde bulunduğumuz gecenin feyiz ve hareketinden istifade ederek bu gece ve bu geceleri ihya eden bahtiyar kullarından eylesin. Ramazan'ı uğurlarken değerli kardeşlerim, günahlarından arınmış bir şekilde Ramazan'ı uğurlamayı cümlemize nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz anın zamanın bereketini yaşayan kullarından eylesin. Ve inşallah sağlık, sıhhat, afiyetle, ağız tadıyla bayrama varmayı ve bayram günlerinde sevdiklerimizle beraber bayram yapmayı nasip eylesin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مضلع الفجر. صدق الله العظيم. Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah illallah. Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah illallah. Allah emrin tutalım rahmetine batalım. Bülbül gibi ötelim
Allah Allah diyelim. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Allah adı dillerde, sevgisi gönüllerde. Şol korkulu yerlerde, Allah Allah diyelim. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Allah adın uludur, emrin tutan kuludur. Müminlerin yoludur, Allah Allah diyelim. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Yunus söyler sözünü, Hakk'a bağlar özünü. Görmek ister yüzünü, Allah Allah diyelim. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, illallah. Mefhari mevcudat. Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'ra salavat. Allah adın zikredelim, evvela vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvelena, her işi ensanider Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, herkese biter olmayanın sonu. Her nefeste Allah adı demdam. Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan,
kulur cümle günah misli hazan ismi fakin pak olur zikreyle ya. Her murada erişur Allah diyen aşk ile gelimdi Allah diyen derd ile göz yaş ile ah edelim ola kim rahmet kula ol padişah Kerim-u ol Rahim-u ol İlah birdir ol birliğine şek yoktur gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yok iken ol var idi yaratılmıştan vani cebbar idi var iken oluyor gidi insu melek arşu ferşu sun ile bulları ol var eyledi birliğine cümle ikrar eyledi kudretin izhani dup hem ol celil birliğine bulları kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan. Olma derse mahvolur o. Sözü çok birdir Allah andan artık
Tanrı yok. Ey azizan, işte başlar söze bir vasiyet kılaruz illa size. Ol vasiyet ki direm her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüte. Hak Teala rahmet eyle yana, kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna, Fatiha ihsan eder ben kuluna. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب بالسماوات والأرض وما بينهما
Rabbüküm ve Rabbü ebâikumul evvelîn. Bel hum fî şekkin yel'abûn. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Sadakallahü'l-Azim. Sure-i Kadir'de Hak Celle Ala kadrini bildirdi Kadir Gecesi. Lütfiyle, fazlıyla ol Yüce Mevla. Kulunu güldürdü Kadir Gecesi. Lütfeyle, fazlıyla ol Yüce Mevla. Kulunu güldürdü Kadir Gecesi. O gece eyledi Kur'an'ı inzal. O gece eyledi Cibril'i irsal. O gece eyledi Kur'an'ı inzal. O gece eyledi Cibril'i irsal. Selamlar gönderdi Rabbi Müteal. Gözyaşım dindirdi Kadir Gecesi. Selamlar gönderdi Rabbi Müteal. Gözyaşım dindirdi Kadir Gecesi. Bin aydan hayırlı bilin buyurdu. Kadir'in kadrini bize duyurdu. Mümini kafiri nura doyurdu. Rahmete erdirdi Kadir Gecesi. Mümini kafiri nura doyurdu. Rahmete erdirdi Kadir Gecesi. Ey aşkı kadrini bil de şükreyle. Başını secdeye koy da zikreyle. Ey aşkı kadrini bil de şükreyle. Başını secdeye koy da zikreyle. Rabbinin ihsanı nedir fikreyle. Ateşi söndürdü Kadir Gecesi. Rabbinin ihsanı nedir fikreyle. Ateşi söndürdü Kadir Gecesi.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Amine Hatun Muhammed anesi olsa deften doğdu oldur danesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakt erişti heftehu eyyamile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belirdi gelmeden. Allahümme. O Rabiul evvel ayın nicesi 12. gece İsneyn gecesi. Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer. Anesi yanda neler gördü neler. Dedi gördüm ol Habibin anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Berk vurup çıktı evimden nagihan. Göklere gökler açıldı ve feth oldu zulüm. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağrib dağının. Biri damında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan kim ol halkın yavi, kim yakin oldu cihana gelmeyi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İndiler gökten melekler, saf saf Kabe gibi kıldılar. Çevre yanıma gelip oturdular Muhammed Mustafa'yı birbirine muştular.
dediler ki oğlun gibi kadri cemil hiçbir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devlet buldun ey dildar sen, doğu serdir senden ol hulki hasen. Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır. Bu gelen tevhid-i irfan kanıdır. Bu gece ol gecedir kim ol şerif nur ile alemleri eyler latif. Bu gece şadan olur erbab-ı dil. Bu gece vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nura tervip ettiler. Amin ey der şu vakit oldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir can dolusu şerbeti, şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan ak idi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerden yok idi. İçtiman oldu vücudum nura kar, gidemezdim kendimi nurdan fark. Doldu on sante ol sultan-ı din, nura kark oldu semavat-ü zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Hatta tenalu cenneten ve ne'imen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî ce'e bilhakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım bizlere bu gecede indirilmiş olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı okumayı nasip eyle. Okuduğumuzu anlamayı nasip eyle. Anladığımız ile amel etmeyi nasip eyle. Ya Rab,
sen affedicisin, affetmeyi pek seversin. Bizlerin de günahlarını affeyle. Ya Rab, sen affedicisin, affetmeyi pek seversin. Bizlerin de günahlarını affeyle. Ya Rab, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizlerin de günahlarını affeyle. Kusurlarımızı setreyle. Kendine kul, Habibin Muhammed Mustafa'na ümmet eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا
كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله مولاً bize büyük huzur sunar Kadir gecesinde Mevlam bize büyük huzur sunar Kadir gecesinde Gökyüzünde kandil kandil yanar Kadir gecesinde Gökyüzünde kandil kandil yanar Kadir gecesinde Cebrail ve tüm melekler her iş için arza iner. Cebrail ve tüm melekler her iş için arza iner. Yüreğimiz Hakk'a döner, anar Kadir gecesinde. Yüreğimiz Hakk'a döner, anar Kadir gecesinde. Bin aydan çok hayırlıdır, mükafatı Allah'tandır. Bin aydan çok hayırlıdır, mükafatı Allah'tandır. Günahkârı korku alır, solar Kadir gecesinde. Günahkârı korku alır, solar Kadir gecesinde. Vahiy ile geldi Kur'an, hak aşkıyla doldu zaman. Vahiy ile geldi Kur'an, hak aşkıyla doldu zaman. Gönlümüze şükür her an, konar Kadir gecesinde. Gönlümüze şükür her an, konar Kadir gecesinde. Yaradılmış cümle oldu şaduman. Gam gidip alem yeniden buldu can.
cümle zerrat-ı cihani dübnida. Çağır-ı şübe merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kan-ı İrfan, merhaba. Merhaba kevni ile
Ramazan. Ey cemali gün yüzü Bedir-i Münir, ey kamu düşmüşlere sen desgir, desgirisin kamu üftadenin. Hem penayı bende o azadenin. Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaradılmışların sultanı sen. Ya Habib Allah, bize imdad kıl. Son nefes didarın ile şad kıl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أصعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحاب كل أجمعين واحشرنا معهم بلطفك وكرمك آمين والحمد لله رب العالمين على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanel ebediyil ebed, Subhanel vahidil ahad, سبحان الفرض الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط العرض على ماء سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ويرزقني ولا ينساني يا شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Aziz ve muhterem kardeşlerim, şu anda bizi televizyon ekranlarını izleyen çok muhterem kardeşlerim, müftülüğümüze ulaşan çok sayıda hatmi şerif, okunan salatu selamlar, zikirler, tesbihatlar ve evratlar var. Sadece bize ulaşan 2000 civarında hatmi şerif, binlerce salatu selam ve zikrin evradın duasını inşallah birlikte amin diyeceğiz. Ancak benim sizlerden istirhamım, evlerimizde mutlaka bu gece hem ibadet, hem Kur'an tilaveti, hem de dua ikliminde inşallah ailecek el birliğiyle değerlendirmeye azami gayret gösterelim. Biz Rabbimizin bize lütfettiği kelimelerle inşallah meramımızı ifade edeceğiz. Hem bizimle beraber dua ederken, hem de kendiniz yapacağınız dualarda kendi o güzel dua cümleliklerinizle aralarına katmanızı istirham ederim. Dua müminlerin birbiri içindir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mübarek sözünde günahsız ağızla dua edin buyurdu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, ya Resulallah içimizde günahsız olan var mı ki dediklerinde Efendimiz o büyük müjdeyi bahşetti. Kişinin ağzı kardeşi için günahsızdır. Onun için değerli kardeşlerim, biz amin dediğimiz her zaman ve her zaman ikliminde sadece bana değil bizi diye dua ederiz. Onun için bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi hem hatmi şerifler ama başta günahlarımızın affı için buyurun. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Es-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes-semiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entet-tevvabur rahim. Vehdini vehdina ilel hakkı ve ila tariqin müstakim. Bi bereketi hatematil Kur'anil azim. Ve'fu anna ya kerim ve'fu anna ya rahim. Fa'fir lana zunubana bi fadlika ve cudika ve keramika ya ikramel ikramin ve ya erhamer rahimin. Allahumme zeyyinna bi zineti hatematil Kur'an ve ikrimna bi kerameti hatematil Kur'an ve şerrifna bi şerafeti hatematil Kur'an. Allahumme cealil Kur'an lana fid dunya garina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sirati nura ve ilel cenneti refika ve minen nari sitren ve hicaba ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramine ve ya erhamer rahimin. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna fa'fir lana verhamna ente mevlana fa'ansurna alel gavmil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين şu mübarek gece hürmetine ellerimizi sana açtık. Duamız ve niyazımız sanadır. Sana sayısız kere hamdü senalar olsun. Biz fakir ve aciz kullarını bir mübarek Ramazan'a, bir Kadir gecesine, bir Kadir gecesi günlerine eriştirdin. Ya Rab, başta vermiş olduğun iman, Kur'an ve peygamber nimetine ve sayısız dünyevi nimetlere hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bu gece ve her zaman olduğu gibi ellerimizi sana açtık. Dua, niyaz ve tazarruğumuz sanadır. Ya Rab, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Abayı ecdadımızı affeyle ya Rabbi. Ana babalarımızı affeyle ya Rabbi. Evladı uyalimizi affeyle ya Rabbi. Akrabayı taallukatımızı affeyle ya Rabbi. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, bütün ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi. Ya Rab, okunan yüzlerce binlerce hatmi şerif var. İlimizden, dışarıdan, ilimizin dışından, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, cemaatimizden binlerce hatmi şerif, sayısı çok olan binlerce salatu selam, tekbir, tehlil, tesbihat, evrat ve zikirler var. Bunların duası için ellerimizi sana açtık. Ya Rab, okunan bütün hatmi şerifleri dergahı uluhiyetinde makbul eyle ya Rabbi.
hasıl olan ecir ve mesubatı öncelikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme el ve ashabına hediye ediksen vasıl eyle ya Rabbi. Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e kadar gelip geçen bütün peygamberlerimizin ruhuna, cümlesinin el ve ashabının ruhuna ithaf ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi ve dahi bidayetinden günümüze dini mübini İslam için, vatan ve millet için, namus, ezan ve bayrak uğrunda canlarını feda eden, terörle mücadelede el an mücadele eden ve şehit düşen bütün şehadamızın ruhuna ithaf ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi, makamlarını âli eyle ya Rabbi ve dahi ahirete irtihal etmiş bütün gazilerimizin ruhuna ithaf ediyoruz. Sen vasıl eyle, haberdar eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. O şüheda ki bizim dillerimizle söylediğimiz kelime-i şehadeti genç yaşta gözlerini kırpmadan bedenleriyle söyleyen aziz insanlar, sen ki onları kitabında met ettin, sen ki onlar için onlara ölüler demeyin dedin, sen onları rızıklandırıyorsun. Ya Rab, biz de onlar için duacıyız. Bizi de onların bize bırakmış olduğu kutlu mirasa sahip çıkan, nesillerimize bu güzelliği aktaran ve öğreten bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şu anda amin diyen bütün kardeşlerimizin hatmi şerifleri, salatu selamları, zikirleri, evradı ve tesbihatı okuyan bütün kardeşlerimizin yakınları başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş bütün ehli imanın ruhuna ithaf ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Şu mübarek gece hürmetine onların ve bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Bizim senden başka gidecek kapımız, dergahımız yok. Bizim halimiz perişan. Her birimizin iki omzumuzun taşıyamayacağı günah yüküyle ellerimizi açıp sana geliyoruz. Çünkü sen rahimsin. Çünkü sen kerimsin. Çünkü sen affetmeyi sevdiğini Peygamber Efendimizin lisanıyla haber verdin. Çünkü sen Kerim kitabında inneme tevbetu alallah buyurdun. Tevbeyi kabul etmek bana aittir buyurdun. Ya Rab, bu müjdene, Efendimizin müjdesine güvenerek ellerimizi açtık. Şu mübarek gecede senden af diliyoruz. Senden mağfiret diliyoruz. Senden rahmet diliyoruz. Ya Rab, bizi bize bırakma ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizleri nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, içinde bulunduğumuz dünya hayatı her bir vesileyle bizi kirletiyor. Ya Rab, bizleri Kur'an'ın iklimine, camilerin gölgesine, ezanın gölgesine sığınan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Kalpleri mescitleri asılı olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizleri nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Bir ay boyunca bu yıl evlerimizde, dükkanlarımızda ve hanelerimizde okumuş olduğumuz hatmi şerifleri okurken elbette ki sevabı murad ettik ve umduk. Biliyoruz ki sen bahşedeceksin. Bununla beraber Kur'an'ın kelimeleri nelerden bahsediyor? Onlardan da ala kaderil imkan öğrenmeye çalıştık. Ya Rab, ahlakını Kur'an'ın ahlakı ile ahlaklandırma gayretinde olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Her türlü nefsaniyetten, enaniyetten, kibir ve gururdan sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri kitabını doğru okuyan, doğru anlayan ve doğru aktaran bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Kitabınla bizi aldatmalarına müsaade eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Efendimizin mübarek hayatını, sünnetini ve hadislerini doğru okuyan, doğru anlayan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rab, şu mübarek günde ellerimizi açtık. Bize emanet ettiğin yavrularımız için dua ediyoruz. Ya Rab, cümlemizin yavrusunu, evlatlarını, kız erkek, torunlarını ve sulbümüzden gelecek olan neslimizi ehli salat, ehli insaf, ehli edep, ehli haya olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. İbrahim aleyhisselamın lisanıyla
Kerim kitabında haber verdiğin cümlelerle dua ediyoruz. Ya Rab, evlatlarımızı dünya ahiret göz aydınlığı olan hayırlı evlatlardan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızdan dolayı başımızı öne eğdirtme ya Rabbi. Bu ümmetin evladını başka ideolojilere, başka yanlış düşüncelere fırsat verme ya Rabbi. Bu aziz millet asırlardan bu tarafa İslam'a hadim, İslam'a hürmetkar oldu. Ya Rab, evlatlarımızdan kitabının ahlakına, Efendimizin ahlakına uymayan işlere müsaade buyurma ya Rabbi. Bu vesileyle eğitim çağında olan yavrularımıza ve bahusus kelamını ezberlemek için gayret gösteren, hamele-i Kur'an olan olacak olan yavrularımıza, hafız adaylarımıza zihin açıklığı nasip eyle ya Rabbi. Derslerinde kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Her bir yavrumuza kabiliyetlerine uygun dünyevi meşguliyetler helalinden nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı ve bizi şer insanların şerrinden, şer mekanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu gecede unutamayacağımız iki aziz insan, ana babalarımızı affeyle ya Rabbi. Ana babalarımızı affeyle ya Rabbi. Ana babalarımızı affeyle ya Rabbi. Onlar bizi küçükken nasıl kollayıp gözetlediyse sen de onları öylece merhamet eyle ya Rabbi. Hayatta olan ana babalarımıza ve yaşlılarımıza yaşlılığın mihnet ve sıkıntılarını hafiflet, elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Bizlere de hizmetleri düşerse yüksünmeden hizmetlerini koşan hayırlı evlatlardan eyle ya Rabbi. Ana babalarımızın kalbini kıracak, gönlünü incitecek her türlü yanlış söz ve davranıştan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri ana babalarının rızasını kazanarak cennetine dahil olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rab, ahirete irtihal etmiş cümle ana babalarımızı da rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Biz onlardan razı idik, sen de onlardan razı ol. Onları ve bizleri razı olduğun kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Senin engin merhametine ve rahmetine sığınarak el açıp dua ediyoruz. Ana babalarımızı affeyle, mağfur olan kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Hanelerimize ve sofralarımıza huzur, bereket ve ağız tadı ikram eyle ya Rabbi. Her türlü fitneden cümlemizi emin eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bütün nikah dualarımızda ellerimizi açıp kurulan her yuva için Adem'le Havva'dan başlayarak bütün peygamber isimlerini zikretmesek de Efendimiz ile Hatice anamız arasında olduğu gibi muhabbet ve ülfiyet ver diyoruz. Cümlemizin hanesine hane-i saadetten güzellikleri ve esintileri kendi hanelerini taşıyan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ticaretlerimizi, kazançlarımızı helalinden geniş eyle ya Rabbi. Ticaret erbabını her türlü zorluklardan sen muhafaza eyle. Her türlü arizi, semavi ve afetlerden de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, vermiş olduğun her türlü dünyalık nimetin kadri kıymetini bilerek şükrünü eda eden bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Bu Kadir gecesinde, takdir gecesinde ellerimizi açıp diyoruz ki ya Rab, senden hayırlı dünyalık istiyoruz. Ya Rab, faydasız maldan, hayırsız evlattan, fayda vermeyen makam ve mevkiden, her türlü dünyalıktan sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, makbul olmayan dua ve ibadetten sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ölülerin ve dirilerin fitnesinden, nefislerimizin fitnesinden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, bizleri birbirini Allah için seven ve Allah için buğz eden kullarından eyle ya Rabbi. Attığımız her adımda bir başka kardeşimizi veya kardeşlerimizi incitmekten, İftira atmaktan, iftiraya uğramaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Memleketimize ve alemi İslam'a güzellikler ihsan eyle.
Yerden ve gökten bereket kapılarını bizlere lütfeyle ya Rabbi. Biz biliyor ve inanıyoruz ki Razzak olan sensin, Malikül Mülk olan sensin, mutlak güç ve kudret sahibi sensin. Fakir olan biziz, muhtaç olan biziz, aciz olan biziz. Ya Rab, bizleri namerde muhtaç eyleme ya Rabbi. Açlık ve kıtlıkla imtihan eyleme ya Rabbi. Vermiş olduğun her bir imtihanda da sabır ve sebat gösteren, senden sana sığınan bahtiyar kullarından eyle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek teslimiyeti tam olan kullarından eyle ya Rabbi. Yerden ve gökten bereket kapılarını bizlere lütfeyle ya Rabbi. İçimizdeki sabiler hürmetine, içimizdeki ağzı dualı kulların hürmetine, içimizdeki beli bükülmüş yaşlı kambur ihtiyarların hürmetine rahmetini ve bereketini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, en an terörle mücadelede, yurt içinde ve yurt dışında, cephede ve siperde canını dişine takan Mehmetçiğimize ve güvenlik kuşlarımıza yardımcı ol ya Rabbi. Ayaklarına taş değmesin ya Rabbi. Kendilerine ve ailelerine sabrı cemiller nasip eyle ya Rabbi. Devletimizin, milletimizin, ezanımızın, bayrağımızın, ümmetimizin, insanımızın aleyhine plan kuranların planlarını başlarına makus eyle ya Rabbi. Biz onları sana havale ediyoruz ya Rab. Onları hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Bu vesileyle devlet adamlarımızı devlet ve millet hakkında, dini diyanet hakkında, ülkemiz, ümmet ve insanlık hakkında hayır düşünmeyi ve hayır işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Her türlü fitneden, her türlü anarşiden, her türlü kardeş kavgasından ve düşman tasallutundan sana sığınırız, sen cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, hasta kullarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Her bir vesileyle bize dua et diyen kardeşlerimiz var. Biz de onlardan dua istiyoruz. Bu gece birbirimiz için dua ediyoruz. Ya Rab, hasta kullarına şifalar nasip eyle, dertli kullarına devalar nasip eyle, sıkıntılı olan kardeşlerimizin de sıkıntılarını defü ref eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz salgın hastalık münasebetiyle başta vefat eden kardeşlerimizi şehit derecesiyle derecelendir ya Rabbi. Yakınlarına sabrı cemiller nasip eyle ya Rabbi. Bu hastalıkta ve herhangi bir musibette tedbirini alan, sünnetullah'a uygun davranan ama karşılaştığı bir musibet ve imtihanda da ders ve ibret alan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Bu vesileyle elbette bu gece unutamayacağımız kardeşlerimizin başında sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere alanda gayret gösteren her konum ve her mevkideki kardeşlerimizin de yar ve yardımcısı ol ya Rabbi. Birbirine dayanan, yaslanan, güvenen, birbirinin derdiyle hemdem olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Zor günde ve sevinç günlerinde kardeşlik hukukuna riayet eden bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ömürlerimizi bereketlendir ya Rabbi. Her türlü musibetten, deprem, sel, yangın gibi afetlerden de bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bir ay boyunca her birimiz ala kaderil imkan farz ibadetlere ilaf eden teravih, mukabele gibi nafile ibadetlerde ram olmaya çalıştık. Ramazan ayında kazandığımız bu güzellikleri Ramazan'dan sonra ömrümüzün kalan günlerinde de ibadet şuuru ve bilinciyle yerine getirmeye bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ölmeden önce tevbe etmeyi, ölüm anında huzur ve rahatı, ölümden sonra da cennetine talibiz. Cümlemizi sevdiklerimizle beraber Firdevs ve Naim cennetlerinde buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, vücutlarımıza, bedenlerimize ibadetin güzelliğini, ibadetin bereketlerini lütfeyle ya Rabbi. Bize her daim dini mübini İslam için, dinin için gayret gösteren bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Kur'an mevsimi, Kur'an ayı ve Kur'an gecesinde diyoruz ki ya Rab, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı okutan, Kur'an'ın içindekilerle amel etme gayretinde olan,
ahlakını Kur'an ahlakıyla güzelleştirmeye çalışan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı da Kur'an'ın okumasını ama Kur'an'ın ahlakını öğretme gayretinde olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Bu vesileyle bu güzellikleri insanımıza ulaştıran bütün kardeşlerimizden de yardımcı ol, razı ol ya Rabbi. İşlerine kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Kur'an ve Kur'an ilimlerine gençlerimizin rağm olması için bizlerde gayretli olan bu vesileyle başta camilerimize, Kur'an kurslarımıza, bütün hayır kurumlarına, hastane, yol, köprü, insanlığa ait hangi hizmet var ise onu el açan bütün kardeşlerimizin de yardımcısı ol. Ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimizi de mağfur olan kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Okunan bütün hatmi şeriflerin makbul olması için Kadir gecemizin mübarek feyiz bereketinden istifade edenlerden olmamız için Allah rızası için El-Fatiha.